Hepinize merhaba arkadaşlar. 9. sınıf 1. yazılı örneklerinden soru çözeceğim. MEB'in kendi soruları bunlar. MEB'in senaryolarında var olan sorular. Bu MEB'in senaryolarındaki soruları kendi cümlelerimle, kendi yazılarımla size cevaplarını vermiş olacağım arkadaşlar. Cevapları biraz uzun uzun verip arkadaşlar videoyu uzun tutmaya çalışacağım. Videoyu uzun tutmamın sebebi video daha çok izlensin değil. Biraz da ders tekrarı, konu tekrarı yapmış olalım diye. Soru 1 ile başlayalım. DNA örnekleri çok az miktardaki kandan saç teli dibindeki çok küçük dokulardan elde edilebilir. Elde edilen DNA'nın kesici enzimler tarafından farklı büyüklükte ve sayıda kesilmesiyle DNA parçaları elde edilir. Bu DNA parçaları jel içine enjekte edilir. Elektroforez adı verilen bir yöntemle farklı uzunluktaki DNA parçaları birbirinden ayrılır. Kısa olan DNA parçalarının hareketleri uzun olana göre daha hızlıdır. DNA parçaları jel üzerinde büyüklüklerine göre belirli uzaklıklarda bantlar oluşturur ve bu bantlaşma her bireyde kendine özgüdür. Buna DNA parmak izi denir. DNA parmak izi teknolojisinin kullanılmasını sağladığı toplumsal faydalardan ikisini gerekçeyle birlikte açıklayacağız. Arkadaşlar, bununla alakalı bir hikayemiz var. Ramazan'la Münevver var. Esra Erol da çıkmıştı arkadaşlar. Şimdi Ramazan'ın iki tane kızı var gençler. Hatta kızın büyük olan kızı da annesinin adını vermiş. Ama Münevver biraz çapkın. Münevver bulundukları şehirdeki birçok erkekle iletişimi olan, ilişkisi olan birisi. Esra Erol DNA testi yaptırtıyor ve yaptığı DNA testinde, DNA testi dediğimiz aslında DNA parmak izi teknolojisinin kullanıldığı test. Yapılan testte arkadaşlar iki kız çocuğu da Ramazan'dan çıkmıyor. Ve aynı şekilde bu kız çocukları da farklı babalardan. Yani birinci kız çocuğunun babası ile ikinci kız çocuğunun babası farklı ama ikisi de Ramazan değil. İşte mesela İki tane gerekçesi bir nedir arkadaşlar? Babalık testleri değil mi? Bir babalık testleri. Babalık testleri gerekçesini arkadaşlar. Yani bir kişi mesela A sanatçısının çocuğu var. İşte kadın diyor ki bu çocuk senden. A sanatçısı işte millet sıkıntı çıkarmasın benim popülaritem azalmasın diye. Yok benim değil diyor. Ne oluyor sonra? Mahkemede bir DNA testi yapıyorlar. Hop baba o babadan çıkıyor çocuk. Yani aslında burada toplumsal faydası nedir? Kimin çocuğu kime ait ortaya çıksın gibi durumlardan dolayı olabilir. İkinci mevzumuz nedir arkadaşlar? İkinci mevzumuz ise suçluların tespiti. Suçluların tespiti diyelim. Tespiti. Tespiti, tespiti. Burada da durum şu. İşte normal parmak izi veya retina testidir veya solunum testidir. Bu tarz testlerde bazen kaçırma olabiliyor. Mesela dünyanın farklı yerlerinde parmak izleri aynı olan insanlar mevcut. Ancak DNA parmak izi tek yumurta ikizleri hariç, tek yumurta ikizleri hariç bütün canlılarda aynıdır. Dolayısıyla suçluların tespitini sağlayarak suçsuz insanların içeri girmesi engellenmiş oluyor. Aslında buna uymayan durumlar var. İşte Amerika'da 20 sene hapiste yatmış insanlar var. Tabii DNA parmak izi teknolojisi de öyle çok eski bir teknoloji değil. Geçmişte olsa belki birçok günahsız masum insanlar DNA parmak izi teknolojisi sayesinde ne yapabilirdi arkadaşlar? Masumiyetini kanıtlayabilirdi. Yani iki tane örneğimiz bu şekilde verebiliriz. Sebeplerini de açıkladım. Siz o sebepleri dinlerken yazmış olabilirsiniz. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Bir araştırmacı yeni bir ilaç geliştirmek amacıyla hipotezler oluşturup çeşitli deneyler yapmış. Ancak bu deneylerden elde ettiği bazı sonuçlar beklenmedik biçimde ve önceki tahminlerle uyumsuz çıkmıştır. Araştırmacının deney sonuçlarına göre bilimsel etiğe uygun olarak nasıl bir yol izlemesi gerektiğini tüm süreçleri düşünerek açıklayınız. Şimdi süreçleri sırasıyla yazalım. Önce ne arkadaşlar? Önce gözlem yapar bilim insanı. Gözlem yapma. Yaptığı gözlemlerle problem ortaya çıkarır. Problem ortaya koyma. Bu problem ortaya koyma genellikle arkadaşlar soru cümleleriyle olur. Daha sonra veriler toplanır. Veriler toplama. Sonra arkadaşlar bir hipotez ortaya koyulur. Hipotez nedir? Bir varsayım. Varsayım yani şu 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 şöyle 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 şöyledir gibisinden bir hipotez. Sonra hipoteze dayalı tahminler yapılır. Hipoteze dayalı. Hipotezin doğru ise şöyle şöyle şöyledir denir. Hipoteze dayalı tahminler. Hipoteze dayalı tahminlerden sonra şu an soruda geldiğimiz yer tahminleri doğrultusunda tahminlerim doğruluğunu kontrol ediyorum. Kontrollü deneyler yapacağım. Şimdi bu araştırmacı kontrol deneyler neticesinde bakın ne diyor? Önceki tahminlerle uyumsuz çıkmıştır diyor. Yani negatif sonuçlar çıkmış.
Bu durumda tekrardan nereye dönülür? Hipoteze dönülür. Hipoteze dönülür. Yapması gereken nedir? Yapması gereken iki şey var. Ya hipotezi değiştirecek, ya hipotez değiştirilir, ya hipotez değiştirilir, ya hipotez ve tahminler yeniden düzenlenir. Yeniden düzenlenir. Bu iki durumda ne olmuş oluyor? Geri dönmüş oluyoruz. Eğer kontrol deneylerle hipotezimiz doğru olsaydı bu gerçeğe dönüşecekti. Sonuç ve analiz yapardık. Analiz ve sonuçlar neticesinde arkadaşlar sonuçlarını doğru veya yanlış olduğu ortaya koyacaktık. Aslında kontrol deneyinden sonra ne var? Sonuç ve analiz var. Ki bu bilim insanı bu sonuç ve analizler neticesinde aslında deneylerde doğru sonuca ulaşamadığını ortaya koymuş. Hipoteze doğru gitmiş. Evet, geçelim üçüncü soruya. Aşağıda Bell Laboratuvarı'nda yaşanmış bir olay verilmiştir. Jan Henrik Schön 1998'de Bell Laboratuvarlarında Bertrand Battlock ile organik yarı iletken kristaller üzerinde çalışmaya başladı. 2001'de makale sayısı o kadar arttı ki her 8 günde bir yayın yapıyordu. Maşallah. 2002'de 31 yaşında 100'den fazla makalesi vardı. Aman Allah'ım. Ama ancak Cornell Üniversitesi'nden McEwan, herhalde böyle okunuyor, McEwan, Schön'ün önemli dergilerde yayınlanan makalelerinde benzer şekiller olduğunu fark etti. Oo, yani başkalarının aldığı şekiller ya da kendi bulduğu şekilleri farklı farklı dergilerde de kullanmış. Aslında bir sonuç sadece bir makalede ortaya konabilir. Farklı makalelerde ortaya konmaz. Yine şekillerde farklı farklı yerlerde kullanılamaz veya başka makalelerde izinsiz şekiller de alınamaz. Bunun üzerine Schön'ün diğer makalelerini inceledi ve tekrarlamalar görmesi üzerine bu durumu. Yani adam ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı makaleye, aynı bilgiye sürekli makale yapmış. Döndürüp döndürüp makale yapmış. Bell laboratuvarına bildirmiş. Yapılan soruşturma sonucunda 16 makalede uydurma veriler Schön'ün bazı veri dosyalarını yok etti ortaya çıkmış. Yani normalde kontrol deneylerle sonuçlar ortaya çıkar. Analiz edilir ve bu analiz sonuçlar olduğu gibi makalenin tartışma bulgular bölümüne konur. Tartışma bölümünde de tartışmalar, yorumlamalar yapılır. Ancak bu verileri uydurmuş arkadaşlar. Yani istediği gibi yönlendirmiş verileri. Schön'ün bilimsel etiğe uygun olmayan davranışların gerekçesi birlikte açıklayınız. Birinci davranış telif meselesi. Telif. Arkadaşlar şekillerin benzer olması sıkıntılı, benzer şekiller kullanamazsınız. Başkalarına ait şekiller ve başkalarına ait görseller kullanamazsınız. Aynı şekilde bir makale sadece bir dergide yayınlanır. Sadece bir dergide yayınlanır. Yani aynı konuya ait kendine ait bir makalem var. Bu makale sadece bir dergide yayınlanır. Ama bu eleman ne yapmış? Aynı makale, aynı sonuçları döndürmüş, çevirmiş, farklı farklı dergilerde de yayınlatmış. Çakallık yapmış yani. Üçüncü mevzumuz ne? Üçüncü mevzumuz ise uydurma veriler. Hipotezimiz, bir kere hipotezimiz gözlemlere ve verilere uygun olmalı. Verilere uygun olmalı. Ayrıca arkadaşlar hipotez sonuç analizi şöyle diyelim, hipoteze dayalı kontrollü deneylerin sonuç ve analizi bulgulara göre yapılır. Ama bu adam ne yapmış? Kendi kendine bulgu çıkarmış. Bulgu uydurmuş. Bulgu uydurduğu için de istediği sonuçları, istediği verileri doğru, istediği sonuçları ortaya çıkarmış. Zaten veri dosyaları niye yok etmiş arkadaşlar? Doğru verileri ortaya koymadı, ortaya çıkmasın diye. Bu kişinin büyük ihtimalle bilimsel hayatı sona ermiştir bunlardan sonra arkadaşlar. Geçelim dördüncü soruya. Canlıların ortak gözlenebilen özelliklerini, gözlemlenebilen özelliklerini bir bitki ve bir hayvan örneği üzerine açıklayınız. Mesela bitkimiz ne olsun? Bitkimiz elma olsun. Elmanın ağacı tabii. Hayvanımız ne olsun? Kurbağa olsun. Seviyoruz kurbağayı. Şimdi birinci gözlenebilen davranışı mesela beslenme olsun. Elma nasıl beslenir? Ototrof.
Yani besin dışarıdan azalır. Kurbağa nasıl beslenir? Heterotrof. Nasıl? İşte sinekler dilini uzatır, fişt, 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 çeker. Besin dışarıdan azalır. Başka arkadaşlar, büyüme gelişme. Büyüme. Elmada nedir? Sınırsız büyüme potansiyeli vardır. Kurbağa hayvandır. Onda sınırlı büyüme potansiyeli vardır. Başka üreme. Elma hem eşeysiz hem eşeğli ürer. Kurbağa ise eşeğli ürer. Bilmenize gerek olduğunu düşünmüyorum ama bazı durumlarda deneysel partenogenezde kurbağalarda bir üreme şekli var. Ama çok bilmenize lüzumu olduğunu düşünmüyorum. Başka ne var arkadaşlar? Uyarılara tepki. Bunu da gözlemleyebiliriz. Uyarılara tepki. Elmada uyarılara tepki ne var arkadaşlar? Mesela ışığa yönelim. Işığa yönelim. Yani aslında nasıl bir harekettir bu? Ya da nasıl bir tepkidir? Durum değiştirme. Kurbağada nasıl bir hareket vardır arkadaşlar? Yer değiştirme vardır. Yer değiştirme. Bu nedir? Refleks hareketleri falan vardır. Bunların hepsi nedir? Uyarılara tepkidir. Artık hareket ortak özellik içerisinde yok. Uyarılara tepki içerisinde bunu da arkadaşlar söylemiş olduk. 4 tane özelliği söyledik. Siz bu özellikleri, hatta ben bir tane daha ekleyeyim. Boşaltımı da gözlemleyebiliriz. Boşaltım. Mesela elmalar ne yapar? Yaprak döker. Bitkiler genellikle atık maddeni yapraklara depo eder. Kurbağa ne yapar arkadaşlar? Kurbağada işte idrar var. Dış kıyı saymayalım. İdrar var. Terleme var. Terleme gerçi memeli hayvanlarda. Kurbağalarda yok. Ayıp etmeyelim. İdrar var diyelim ve idrarı nasıl yapacak? Böbrekleriyle arkadaşlar. Böbrekler vasıtası idrar olacak ve dışarı bırakacak. Evet, bunları ekleyebilirsiniz. Siz de kendiniz yazılıda istediğiniz bir hayvan, istediğiniz bitki alarak bu özellikleri koyabilirsiniz. Bu bir çıktının etkinliğiydi arkadaşlar. Siz de bu etkinliği iyi bilmeniz gerekiyor demek ki. Öğretmeniniz yazılı sorabilir. Son soru. Didem çevresindeki bazı canlılarda belirli aralıklarla gözlemlediği özellikleri aşağıdaki gibi not almıştır. Elma ağaçları sonbaharda yapraklarını döktü. Dur, önce okuyalım burayı. Buna göre Didem'in not ettiği her bir gözlemin canlıların hangi ortak özellikle ilişki olduğu yazınız. Elma ağaçları sonbaharda yaprak döktü. Üstteki soruda anlatmıştık. Yaprak dökme nedir arkadaşlar? Boşaltım. Küstüm otuna dokunduğunda yapraklarını kapattı. Nedir arkadaşlar? Uyarılara tepki. Kurak ortama dayanıklı kaktüslerin yaprakların diken şeklinde olması kurak ortama uyum, yani adaptasyon. Aynı kafeste yaşayan dişi ve erkek muhabbet kuşlarından dişi olanı yumurtlayarak kuluçkaya attı ve bir süre sonra yumurtadan yavruları çıktı. Yeni bireyler oluştu. Bu da nedir? Üremedir. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaya koyduğu senaryonun örnek sorularının çözümleri buraya kadardı arkadaşlar. İstifade etmeniz dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.